Evet, sistemlerimizin ikincisi olan sindirim sistemimizdeyiz. Şimdi fotoğraftan da göreceği gibi bilimsel veriler sağlıklı bir yaşam için kahvaltının en önemli öğün olduğunu söylüyor. Bu ünitemiz içerisinde gün içerisinde hangi eylemlerimizde enerjiye ihtiyaç duyuyoruz? veya kahvaltı yapmadığımızda neden kendimizi güçsüz ve halsiz hissederiz, hangi besinler hangilerinde daha çok parçalanır bu sistemde bunları göreceğiz. Gün içerisinde yürüme, koşma, kitap okuma, ders çalışma gibi yaptığımız birçok eylemi gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarız. İhtiyaç duyduğumuz enerji ise tükettiğimiz besin maddelerinden karşılarız. Vücudumuza aldığımız besin maddelerinin çoğu büyük yapılı maddelerdir. Besin maddelerinin sahip olduğu enerjiyi kullanabilmemiz için onları daha küçük yapılara dönüştürmemiz gerekir. Büyük yapılı besin parçalarının parçalanarak kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Bu olayın gerçekleşmesinde görev alan yapı ve organların oluşturduğu sisteme ise sindirim sistemi diyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi protein, karbonhidrat ve yağlar var. Yani büyük yapılı besinler. Bu taraftaki fotoğrafta da vitaminler, su ve mineraller yani küçük yapılı besin maddeleri gözlemleniyor. Sindirim iki şekilde meydana geliyor. Birincisi fiziksel, bir diğeri de mekanik sindirim. Fiziksel sindirim yani mekanik sindirim, besinlerin sindirim enzimleri kullanılmadan çiğneme ve özellikle de kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasıdır. Sindirim sisteminde fiziksel sindirimin gerçekleştiği üç yer var. Ağzımızda dil ve dişler yardımıyla, Besin maddeleri fiziksel sindirime uğrayarak daha küçük parçalara ayrılır. İkincisi mide. Biraz önce bahsettiğimiz gibi çiğneme ve kas hareketleri demiştik. Mide kasılma ve gevşeme hareketi yaparak tüm besin maddelerini karıştırır ve midemizde bulamaç haline getirir. İnce bağırsak ise karaciğer tarafından salgılanarak bir kanalla ince bağırsağa aktarılan safra sıvısı büyük yağ moleküllerini küçük yağ damlacıklarına dönüştürerek fiziksel sindirimi gerçekleştirir. Diğeri ise kimyasal sindirim. Kimyasal sindirimdeki en önemli şey enzimler. Besinlerin enzimler yardımıyla hücrele geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına kimyasal sindirim denir. Bir kimyasal olayı gerçekleştiren ve onu hızlandıran Bunlar çoğunlukla protein yapısında olan Organik maddeye Enzimler Diyoruz Kimyasal sindirime uğrayan besin maddeleri En küçük yapı taşına ayrılmış ve özellikle de kana geçebilecek hale Dönüşmüştür Evet kimyasal sindirimin olduğu yer yine ağız mide ve ince bağırsak Ağzımızda tükürük bezlerince salgılanan tükrük sıvısı karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatılmasını sağlar. Yani karbonhidratlar ağzımızda tükrük sıvısı sayesinde kimyasal sindirimi başlatır. Midemizde ise midemiz tarafından salgılanan mide öz suyu içerisindeki enzimler sayesinde proteinlerin kimyasal sindirimini başlamasını sağlar. İnce bağırsak ise Pankreas tarafından salgılanan pankreas öz suyu içerisindeki enzimlerle karbonhidratların ve proteinlerin kimyasal sindirimini tamamlar. Aynı zamanda ise yağların kimyasal sindirimi burada olur. Ve pankreas öz suyu enzimler tarafından burada tamamlanır. Yani ağzımızda ve midemizde kimyasal sindirime uğrayan karbonhidratların ve proteinlerin en son sindirimi ince bağırsağımızda meydana gelir. Evet burada da bir insan modelinde görüldüğü gibi ağız, mide ve ince bağırsak sindirimin temel maddeleri, temel yapı ve organları. Yutak, yemek borusu, karaciğer, pankreas, kalın bağırsak ve anüs ise bu sindirim sistemimize yardımcı organlar. Ağız sindirim sistemimizdeki ilk organdır. Ağız içinde bulunan dil diş, tükrük bezleri bu ağzımızdaki, sindirim sistemimizdeki başlamamızdaki önemli görevi üstlenir. Çiğneme ile fiziksel sindirim başlar. Tükrük sıvısı ile karbonhidratların kimyasal sindirimi devam eder. Yutak, besinlerin ağızdan yemek borulmasına iletilmesini sağlayan yardımcı bir bölümdür. Yemek borusu ise bu boruda ağızda parçalanan besinlerin mide iletilmesini sağlayan organdır. Yemek borusunun önemli bir görevi iç yüzeyi kaygan ve nemli olduğu için bu kaslar sayesinde yemek borusundan mideye inmesinde sindirime yardımcı olur. Geldik mide. Sindirim sistemindeki görevli önemli organlardan biridir. Mideye gelen parçalanmış besinler burada hem mekanik hem de kimyasal sindirime uğramaktadır. Midenin kasılıp gevşemesiyle fiziksel sindirim. Mide öz suyu sayesinde de proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlamaktadır geldik ince bağırsak ince bağırsak mideden gelen besinlerin hem fiziksel hem de kimyasal sindirimini gerçekleştirir karaciğerden bir kanalla ince bağırsağa gelen safra sıvısı yağların fiziksel sindirimini gerçekleştirir sindirime yardımcı olan ise pankreas sağladığı pankreas öz su içerisindeki enzimler burada toplanır bu enzimler sayesinde ince bağırsakta yağ, karbonhidrat, proteinlerin kimyasal sindirimi tamamlanır. Ayrıca yapı taşlarına kadar parçalanan besin maddelerinin kana geçişi ince bağırsakta gerçekleşir. Evet besinlerin yapı taşlarının kana geçmesi bizim kan tarafından aldığımız bütün beslenme ihtiyaçlarını sağlıyor. Bu yüzden sindirimdeki ince bağırsakta yine önemli bir göreve sahiptir. İnce bağırsağa gelen besinlerin vücut için gerekli olanları kana aktarılırken geriye kalan içerikler ise atılmak üzere kalın bağırsağa gönderilir. Kalın bağırsak sindirim gerçekleştirmez. İnce bağırsaktan gelen besinin atıklarını su, mineral ve bazı vitaminlerin emilimini sağlar ve kalanları atıklara olmak üzere anüse gönderir. Ayrıca önemli bir görevi var ki kalın bağırsağın B ve K vitamini sentezleyen bakteriler bulunmaktadır. Evet anüs, anüste kalın bağırsakta emilim yapıldı, atıklar gönderildi ve anüsten dışarıya sindirim tamamen atılmış olur. Evet biraz önce bahsettiğimiz emilim olayından birazcık bahsedelim. Sindirime uğrayan besin maddeleri fiziksel ve kimyasal sindirimi tamamladıktan sonra artık ince bağırsakta yapı taşlarına kadar parçalanmış durumdadır. Yetişkin bir insanda yaklaşık 7-8 metre uzunluğundaki ince bağırsağın iç yüzeyi besin yapı taşlarını emerek besinlerin kan damarlarına geçişini sağlar. İşte bu olaya biz emilim adı veriyoruz. Vitaminler, mineraller ve sular kalın bağırsak tarafından emilir. Evet, vitamin, mineral ve su en başta bahsettiğimiz gibi küçük yapılı besin maddesiydi. Burada da göreceğiniz gibi karbonhidratlar ağızda başlıyor, ince bağırsakta devam ediyor ve sindirim sonucunda gördüğünüz gibi büyük yapılı maddeler küçük yapı taşlarına ayrılıyor. Proteinler yine aynı şekilde. Bu sefer proteinler midede başlıyor. ince bağırsakta tamamlanıyor ve gördüğünüz gibi yine büyük yapılı moleküller küçük yapı taşlarına ayrılmış oluyor. Yağlar ise ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bitiyor ve yine yağ molekülleri halinde küçük yapı taşlarına ayrılıyor. Sindirime yardımcı organlardan bahsettik biraz önce. Birincisi karaciğer, ürettiği safra sıvısını safra kesesine, oradan da bir kanal yardımıyla ince bağırsağa göndererek parçalanması zor olan yağların fiziksel sindirimine yardımcı olur. İkinci olarak ise midenin alt tarafında bulunan, şekli bir yaprağa benzeyen, evet burada görüyoruz pankreası. Ürettiği pankreas öz suyunu bir kanal yardımıyla ince bağırsağa göndererek Karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimine yardımcı olur. Evet, birinci fotoğrafta karaciğerimiz var. İkinci fotoğrafta da midenin alt tarafında bulunan ve yaprak şekline benzeyen pankreasta sindirime yardımcı organlar. Evet, kendimizi değerlendirelim diye birkaç sorumuz var. Onlara bakalım. Aşağıdaki besinlerden hangisi sindirime uğramadan kana geçebilir? Protein, karbonhidratlar ve yağlar bildiğimiz gibi hem fiziksel hem kimyasal sindirime uğrar. Fakat mineraller kalın bağırsakta emilim gerçekleştirdiği için denizle sindirime uğramadan direkt kana geçer. İkinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangisi sindirime yardımcı organlardandır? 1. Kalp, 2. Karaciğer, 3. Akciğer ve 4. Pankreas. Evet bir önceki slaytımızda da gördüğümüz gibi karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı organ olduğu için 2 ve 4 denizli doğru cevabımız. Evet bir sonraki videomuzda diğer sistemimizle buluşmak üzere. Hoşçakalın.